Yunanistan'ın en ayrıcalıklı yerlerinden birini göstererek başlamak istedim bu hafta. Dünyanın en uzun kıyılarına sahip ülkeler listesinde 11. sırada yer alan Yunanistan'ın 1400 adasının 227'sinde yaşam var. Gelirinin can damarı turizm olan Yunanistan, tarihini de, doğasını da, kültürünü de turizm için seferber ediyor. Ve milyonlarca turisti bu topraklara çekmeyi başarıyor. İşte bu tatil noktalarından biri olan Mora Yarımadası'nın Messinia bölgesindeyiz. Mora'nın İyon Denizi ile buluştuğu bu nokta 4500 yıllık bir kültürel mirasa sahip. Meşhur Kalamata zeytinin ana vatanı da gene burası. Mora, Orta Çağ'da Haçlıların üslerinden biriymiş. Osmanlıların da yarımadanın şeklini dut ağacı yaprağına benzetip Mora'ya adını verdiği iddia ediliyor. Yunanlar ise yarımadayı mitolojideki kurucusu Pelops'a gönderme yapıp Peloponez olarak adlandırmışlar. Peloponez Savaşı gibi onlarca savaşın ve medeniyetin gelip geçtiği bu topraklardan bugüne çok sayıda eser kaldı o günlerin muhasebesini yapabilelim diye. Örneğin şu anda bulunduğumuz doğal limana sahip Pilos kasabası bugün klasik Yunan kültürünün bütün izlerini barındıran evler, kafeler ve tavernalarla ayakta dursa da geçmişi unutmamayı kendine görev edinmiş. Merkezde bulunan 3 Amiraller Meydanı'nda her yıl 20 Ekim gününde savaşlarda hayatını kaybedenler anılıyor. Gelin bakalım Messinia'da ayrıcalıklı başka neler var?